geldiniz. Bugün Renkli Konular serimizde kadınlarımızın en çok sorduğu ve en çok merak ettiği soruyu cevaplayacağız. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimiz, "Hocam hangi günlerde cinsel birlikteliği arttıralım? Hangi günler bizim yumurtlama günümüz?" diye sıkça soruyorlar. Evet, internet üzerinde programlar var. Yumurtlama programı, ovülasyon programı diye cep telefonuna indiriyor hanımlarımız ve oradan adetinin günlerini yazarak "bu ay şu günler benim yumurtlama günüm" diyerek hesaplayabiliyorlar. Ama biz yine de kadınlarımıza tıbbi olarak hem takvim metoduna göre korunmaları gereken, sıklıkla dikkat etmeleri gereken en önemli döllenme sürecini renkli tahtamızda, renkli kalemlerimizde, beyaz tahtamızda sizlere tekrar aktarmaya çalışalım. Evet, şimdi kadınlarımızın adetin birinci gününü biz her siklusta başlangıç olarak alırız. Bu birinci gün, yani kırmızı kalemle adetinizin birinci gün. Şuradan geldik birinci gün. Ortalama bir kadın kaç gün adet görüyorsa bu ilk gördüğü günden başlangıç olarak alıyor. Bir diyoruz buna. Tabii ki bu süreci, bu regl süreci, yani kanamanın olduğu süreç. Ortalama bu en fazla 10 gün olarak sayıyoruz. Tabii kalan süreç nasıl hesaplanacak? Öbür adetin gününe kadar geçene biz bir siklus diyoruz. Şöyle düşünelim. Bir kadın kaç günde bir adet görüyor? Birinci gün kanamanın gününden öbür kanamanın gününe kadar biz buna bir siklus diyoruz. Yani bir adet siklusu diyoruz. Bir adet siklusu. Genelde kadınlarımız hep adetin bittiğinden sayarlar. Bu karışıklık oluşur. Gebelik içinde karışıklık oluşturur. Kanamamızın birinci gününü not aldık buraya. Sonra 28 günde bir görüyorsa hanım, bu adet 28 gündür. 35 günde bir görüyorsa 35 günde bir. 26 günde bir. En kısa 21 gün sayarız biz. En uzun ne zaman doktor hanım? Ortalama biz 35-36'ya kadar normal sayarız. Ama bazı kadınlar yılda 8 adet görür. Özellikle polikistik overli kadınlar bazen 45'e kadar şu süreç uzadığı olur. Yumurtlamayı takip için. Şimdi ortalama 21 günle 35 gün arasında adet gördüğümüzü biliyoruz artık. Ve genel kadınların büyük kısmı bir aylık, yani 4 haftalık siklus yaşar. 28 günde bir görür, 30 günde bir görür. Kadınların büyük kısmı bu şekilde görür. Biz ortalama olarak şurada diğer adeti gördüğü günün ortasını yumurtlama olarak hesaplarız. Yani 30 günde bir görüyorsa bu hanım, bu ovülasyon günü ne zamandır? 15. gün, tam ortası. 28 günde bir görüyorsa 14'tür. 35 günde bir görüyorsa 17-18. gündür. 26'da görüyorsa 13 gündür. 21'de görüyorsa 11-12. günleri hanımın yumurtlama dönemidir. Şimdi yumurta ortalama 24-48 saat yaşar. Yani 1 ile 2 gün arası yaşar. Şimdi bazen hani eşim yurt dışına gidiyor, eşim tır şoförü, eşim il dışına gidiyor. Ne kadarlık evlisin? İşte 1 yıllık evliyim. Peki bu 1 yıl içerisinde ortalama sen eşinle ne kadar birliktelik yaşamışsındır? Ve bu birlikteliğin yumurtlama dönemine ne kadarı denk geliyor? Hocam hiç denk gelmiyor. Yani eşim tam adet göreceğime 4-5 gün kala geliyor. Ya da eşim tam adet bitmeme yakın denk geliyor. İşte 2 gün kalıyor, sonra eşim gidiyor. Yani eşi tam yumurtlama döneminde il dışında oluyor. O zaman bir cinsel birliktelik olmuyor. Hatta tıpta şöyle denir: mektuplama eşin spermlerini yollayacak, sen nasıl gebe kalacaksın diye şakalaşmalar olur. Şimdi bizim istediğimiz, çocuk istiyorsanız yumurtlama dönemindeki ilişkiyi arttıracağız. İstemiyorsanız yumurtlama dönemindeki ilişkiyi azaltacaksınız ya da o dönemde daha dikkatli korunacaksınız. Tabii ki hangi yöntemi kullandığınıza göre de bu değişiyor. Şimdi şu yumurtlama dönemi dedik hanımın. Bunun 24-48 saat yaşar. O zaman biz ne kadar sürede başlıyoruz? Bu çift 30 günde bir adet gören hanım ortalama 15
15 gün yumurtlama, ayın 15'i dedik. 14'ünden başlayacak 16'sı. Bu 3 gün yumurtlama döneminin en sık denk geldiği dönem. Peki ne kadar sıklıkla birlikte olacak hocam? Bu 3 gün her gün mü olsun bu hanım? Şu günlerde ilişki kurmasın mı? Ne yapmalıyız? Biz deriz ki çok sık ilişki meniyi seyreltir, sperm sayısını azaltır. O nedenle her gün ilişki ya da günde iki kere ilişki kuralım, çocuk oranımız artsın diye bir şey hatalı düşüncedir. Biz deriz ki ortalama adetiniz bitti. Adet döneminde cinsel ilişki önermiyoruz. Cinsel ilişki yasağımız var. Adetiniz 8. günde bitti. Şurası 8. gün olsun. Hanım 8 gün adet görüyor. 8. gün bitti. Yumurtlamamız ne zaman? 14. günde başlıyor. Peki hocam 8 ile 14 arasında hiç mi ilişki kurmayacağım? Hayır. Zaten şurada 8 gün bir cinsel yasağımız var. Bir de üstüne bu kadar yasak eklersek o ailenin cinsel hayatını katletmiş oluruz. Hayır, ilişkinizi en heyecanlı dönem, adet, yasağı, perhizi bitiyor. Kadınlarda östrojenin en çok arttığı, ıslanmanın en kolay olduğu dönem, en istekli arzulu dönem, hemen cinsel ilişkinizi kurunuz. İsterseniz 8'inde 2 kere kurunuz, 9'unda kurunuz, sıkıntı yok. Ama biz şurada 14'ünde bir aktiviteye başlayacaksak sizi 13'ünde dinlendirmek isteriz. Yani bir gün kala ilişki kurmayınız, meni biriksin. 14'ünde ilişki kurunuz, 15'inde ortasında dinleniniz ve 16'sında tekrar ilişki kurunuz. Peki hocam 15 ortalama dedik. Çünkü o ortalama ve 24-48 saat yaşadığı için şurada spermde kaç gün yaşıyor? 72 saat. Şurada biriken meni zaten şuraya kadar kalıyor. Burada biriken bir gün durup bir gün delik, şurada biriken meni de kalıyor. O zaman biz burada yaklaşık iki ilişkiyle 72 saat içerisinde iki kez meninin vajene döküldüğünü düşünürsek bizim varsa yumurtamız Allah'ın izniyle döllenme ihtimalimiz %100'e yakındır. Başka bir problemimiz yoksa biz bugünlerdeki ilişkiyle yakalamış olacağız. Yani bu çiftin o 14'üne kadar eşi şehir dışında ya da 16'sından sonra şehir dışında ama şu yumurtlamada evde bulunuyor ve en az iki kez ilişkimiz varsa gebelik ihtimalimiz yüksek. Peki bu her zaman böyle midir? Hayır. Çok istisnai durumlar da vardır. Mesela yumurtlama dönemim adette gebe kalabilir miyim diye sorun oluyor. Diyelim ki bu insanlar adette ilişki, cinsel ilişki kuruyor. Bizim tıbbi bilgilerimize göre adet döneminde yumurtlama olmuyor. Ama şu var, tam adet bitti diyen özellikle sağlıkçı arkadaşlarımız, doktor hanım ben takvim metoduna göre korunayım dedim. Tam adetim 8 gününde bitti. Ben 9. gün, 10. gün ilişki kurdum ve o günlerde prezervatif kullanmadık. Yani nasıl olsa takvim metoduna göre benim gebe kalma ihtimalim yok diye düşündüm. Yumurtlamam adetten sonra olmaz diye düşündüm. Ve sonrasında da eşimle hiç ilişki kurmadım. Onu da biliyor. Yani gebe kalma ihtimalim yok. O ay eşim işte yurt dışına görevli gitti. Sadece iki ilişki kurdum. Adetin hemen akabinde kurdum ve korunmadım. Ben o ilişkiyle gebe kaldım diyen çiftlerimiz, kadınlarımız var. Acaba karıştırdı mı deriz ama sağlıkçı olduğu için. Ve arada da kocasıyla hiç ilişkisi olmadığı için demek ki adetin arkasında da gebe kalma ihtimali var. Özellikle korunmak İsteyenler için söylüyorum bunu. Ya hocam nasıl olsa gebe kalmam diye düşündüm. İşte emzirme döneminde süt korur dediler. Ben gebe kalmam diye düşündüm. İşte hocam menopoza girecektim. 3 ayda 1, 5 ayda bir görüyordum. Gebe kalmam zannettim. Hayır hayır. Bunların tıpta hiçbir zaman güvencesi yoktur. Veya diyor ki hocam adete 2 gün vardı. Nasıl olsa yumurtlamam oldu bitti sandım. 2 gün kala ben korunmasız ilişki yaptım. İşte prezervatif kullanmadım. Dışarı boşalmada kullanmadım. Ve pat diye gebe kaldım. Evet böyle istisnai durumlar da var. Ama genelde yumurtlama dönemi tıpta tam adetin ortasına denk gelir. Tekrar söyleyelim. Diyelim ki 35 günde bir görüyorsunuz. 17. gün sizin yumurtlama döneminiz. Ne yapacaksınız? Bunu 16, 18 diye düşüneceğiz. Ve bugünlerde gün aşırı 16'sında 18'inde
birliktelik olacak ama 15'inde de dinlenme koyarız. Ama siz 15. güne kadar isterseniz her gün seks yapabilirsiniz. Her gün cinsel ilişki yaşayabilirsiniz. İsterseniz günde 2 kez yaşayabilirsiniz. Ama şu da var, yine de ideal olan nedir doktor hanım derseniz, biz klomen verdiğimiz ya da yumurta üretimini hızlandırıcı ilaçlar verdiğimizde 10 gün alırız. Hedef olarak şurayı 10 gün alırız. Yani yaklaşık diyelim ki 15. gün sizin yumurtlamanız bundan 5 gün önce, ayın 10'uyla 5 gün sonra 20'si arasında deriz ki gün aşırı ilişki kurun. Bir gün durup bir gün ilişki kurun. Neden biliyor musunuz? İşte olur ki şuralarda da yumurta üretimimiz varsa sık ilişkiyle onu da kaçırmayalım. Menide spermler biriksin. Biz 10. günden sonra 10. gün ilişki kurduk. 11. kurduk. 11. gün dinlendik. 12. gün kurduk. 13. gün dinlendik. 14. gün kurduk. 15. gün dinlendik. 16. gün kurduk. 17. gün dinlendik. Vesaire gibi bu 10 günde sık ilişki öneririz. Yani diyeceksiniz ki erkeklerin canına minnet hocam, 10 gün içerisinde 5 tane ilişki kurmuş olacak eşlerimizle diye. Aslında 10 gün içinde 5 tane ilişki de çok fazla değil. Çiftlerin burada uyumu çok önemli. Siz illa çocuk olacak diye kafayı hep ona odaklar iseniz cinsel hayat çok görev gibi olur. Doğaçlama olmaz. Kendi akışında hazı ulaşılan bir ilişki olmaz. Ya bugün işte ilişki kurmamız gerekiyor gibi olur. Benim tavsiyem şudur. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde, evet çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, korunmayı kaldırdınız. Kendi cinsel yaşamınızda bu bilgileri bilin. Ama illa bu ay gebe kalmalıyım ya da illa bu şekilde yapacağız diye birbirinize baskı uygulamayın. Çünkü gerçekten kadının da orgazm olduğu, hatta squirting yaşadığı ilişkilerde döllenme çok daha kolay olmakta. Ancak kadının sırf tedirgin bir şekilde sayıya odaklandığı ilişkilerde her şey mükemmel olsa bile bakıyoruz yine de döllenme olmuyor. O yüzden öncelikle çiftlerimizin birbirlerine cinsel ilişkiyi haz duyma, mutlu olma, ikinci aşamada da çocuk talebimizi karşılama gibi bir ruh haliyle yatağa girmelerinde sayısız faydalar vardır. Ben çocuk sahibi olmak isteyen tüm çiftlerimize en uygun zamanda, en hayırlı günde, hayırlı gecede o bebeğin anne rahmine yerleşmesini diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.